Kök salacaksın. Var mı çıkaracağın, ekleyeceğin bir şeyler? Bilelim. Beklediğin şiddette olmadı. İşimize bakalım hadi. Bilerek yapıyor ya. Sırf beni delirtmek için yapıyor, eminim. Ama yok. Yok ben. Ben yok ya, onun oyununa falan gelmeyeceğim. Düşmeyeceğim bu tuzağa. Evet, sonuçta burası özgür bir ülke değil mi ya? İsteyen istediği yere kafesini açar. Kökünü salar. Sağ olsun ya, bırak kökünü sağ olsun. Kök görelim bakalım neymiş kökü. Tamam, aferin Yağmur. Aferin, bak çok güzel durdun, dik durdun karşısında. Aferin sana. Delirtemeyecek beni. Süper. Geldi. Evet, hoş geldin. Hoş bulduk. Neyin var senin? Böyle ıkınıp sıkınıyorsun. Emel. Ne? Bu yan taraftaki mekanı elden geçiriyorlar. Ha, biliyorum. İşim gücüm bitsin gideceğim, bir hayırlı olsun. Sen şimdi tabii önünden geçerken içine bakmamışsın. Çünkü bakmış olsaydın belki ben senin karşında böyle kıvranıyor olmazdım. Kıvranmıyor olurdum. Sen de kendi kendine karşılaşmış olurdun durumla. Tabii şimdi duygu takibi var bunun. Tesellisi var, bir şeyleri var. Bunlar çok önemli şeyler. Ki ben de birazcık böyle ortasından dahil olurdum drama ama... Ne drama be? İçeri baksam ne görecektim? Neyse Emel, Soner, ben bir işim var zaten. Siz bir konuşun, ben sonradan dahil... Sen hiçbir yere gitmiyorsun. Sen mi tuttun yandaki dükkanı? Akgün ve ben. Naz da var mı? Orada değil. Sen bizim üstümüzden deney mi yapıyorsun? Emel Hanım. Bana bir müsaade edin, ben bir kendimi anlatmaya çalışayım. Lütfen. Lütfen. Benim ismimin altına yazdığınız şeylerim... Bazıları doğru ama birçoğu yanlış. Ben seçmedim bunu. Ben bunun içine doğdum. Ama artık ben seçiyorum. Naz'ı seçtiğim gibi. Ben sizin kızınızı elinizden alan bir canavar falan da değilim dediğiniz gibi. Hatta burada yanınızda olsun istiyorum. Annesinin yanında olsun istiyorum. Ben o adam olmak istiyorum ya Emel Hanım. Hani belki zamanla seveceğiniz, alışacağınız, o telefonda tarif ettiğiniz gibi hani geleceğinden korkmadığınız adam var ya. Olamazsın. Şimdi bana bir şans verilmezse eğer, olamam. Doğru, olamam. Ben şu yandaki dükkanı işletmek istiyorum ya sadece. Sıradan bir adam olmak istiyorum. Sıkıcı bir adam olmak istiyorum. Sıkıcı bir hayatım olsun istiyorum. Yanımdakiler, çevremdekiler benden korkmasın, çekinmesin istiyorum. Geçmişini ne yapacaksın peki? Unutturmaya çalışacağım. Ya bir şekilde unutturmaya çalışacağım ama tamam, başaramazsam, sizin dediğiniz gibi olursa, Naz'ın hayatına nasıl o hızla girdiysem aynı hızla çıkacağım. Söz yani, size sözüm olsun ama başarırsam. Çık dışarı. Lütfen. Git, ne başaracaksan da benden uzakta başar. Çık. Lütfen. Peki. Sen ne süzülüyorsun? Adam çok içli konuştu be Emel. Çok yürekten konuştu yani. Nasıl konuşmuş? Akgün, bu oğlanın
yapacağız? Hala kilit altında tutuyoruz. Şimdi Aslan'ın oğlunun yanına gidiyorsun. Oğlanı salıyorsun. Ondan sonra da çocuğu babasına teslim et. Sonuçta verilmiş bir sözümüz var. Onu yerine getirelim. Anlaşıldı. Hadi eyvallah. Ne yaptın? Ne oldu lan? Sen nasıl geçti seni? Düşündüğümden hallice. Oğlum Emel Hanım'ın tersi pis. Ben yine seni tırmalar falan diye bekliyordum da iyi. Elin yüzün düzgün geldin. Yani en azından lütfen diyerek kovdu bu sefer. Yok ya. Gelişme kaydediyor. Değil mi? Gelişme. Kaydediyoruz. Yani yağmur da fırtına koparmadı. Yoksa koparsın mı istiyorsun? Ne istiyorsun oğlum? Gelsin böyle bağırsın, çağırsın, kıyameti koparsın, onu mu istiyorsun? Sen şey... Nefret de sevdaya dair filan öyle düşünüyorsun tabii. Öyle tansiyon yüksek olursa... bağırırsa, çağırırsa filan bir umut vardır filan. Oğlum uğraşmasana benimle. Ben sana bir şey söyleyeyim mi kardeşim? Söyle sen kardeşim. İstediğin kadar mezarını derin kaz. Sen istiyorsun ki gelsinler böyle. Bir tane çiçek koysunlar mezarına. Soner Sancaktar, ben ne isterdim biliyor musun bu hayattan? Seninle, yani Soner Sancaktar'la böyle kesişmemeyi, tanışmamayı, bir şekilde denk gelmemeyi. Sen ne istiyorsun biliyor musun kardeşim? Yapma öyle şeyler. Öyle kalırsın. Yanına yanına. Ne adamsın? Ha oğlum tabela, hadi ne oldu tabela? Tabelanın oğlum, numarasını sana verdim. Tabela işin gücün var diye. Tamam ben logoyu ben seninle tamam, paylaştım. Tamam tabelacıyı sen arayacaksın. Ulan baskın lan! Baskın lan! Yat, 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 lan yat, yat, yat! Baskın! Baskın! Yağmur lan. Yağmur mu kırdı cama? Ne yapıyorsun ya? Sen ne yapıyorsun ya? Buraya kök salacaksanız... önceden olacakları göstermek istedim. Hoş geldiniz. Bu nedir ya? Benim tansiyonum düştü. Tansiyonum mu düştü? Oğlum gerçekten başım döndü benim lan. Ay hadi ama Altay ablacığım. Bak ne güzel yere geldik. Deniz havası alıyoruz. Artık düzelt şu moralini bir ya. Abla dayak yiyip odaya kapatılan sen değilsin ama. Tamam bak o konuda haklısın. Ama senin yaptığın da iş değil. Altay Allah aşkına silah ne? Bana onu söyler misin? Ben çok kızarsın diye bekliyordum ama. Kızdım. Tabii ki kızdım, sinirlendim ama işte kendi yaptığım şey aklıma gelince haşlayamadım seni. Durdum, durdurdum kendimi. Ne yaptı ya? Ne yaptı? Söyle. Ne yaptın abla? Ne yaptın? Allah Allah söyle. Şu yan taraftaki restoran var ya işte. Camını tuğlayla indirdim. Mercan restoranı. Mercan restoran değil artık orası. Niye, ne oldu ki? Ya kızım niye kilitliyorsun söylesene, ne oldu? Akgün devraldı. Soner'le birlikte. Vay. Akgün abi artık dibimizde ha. İyi. Altay. Ne ya? Bak ben zaten düşündükçe sinirleniyorum. Sen de burada sevinme istersen. Sanki bir şey dedik. Allah Allah kızıyorsun hemen. Normal bir şey değil. Tamam mı? Altay, ablacığım, bak bana. Naz'ı ben çağırdım ve bugün bu küslük bitecek, tamam mı? Naz bizim kardeşimiz. Benim için senden hiçbir farkı yok. Senin için de benden bir farkı olmamalı. Kimle aile olduğunu görmezden mi geleceğiz Yağmur? Altay, benim ailem sizsiniz. Eğer içiniz rahat edecekse Soner'i görmezden gelin. Ama beni kendinizden mahrum bırakmayın, ne olur. Naz bizim canımız. Yaptığının yanlış olduğunu düşünsek de o bizim kardeşimiz.
Kara ailesi sevdiklerini arkada bırakmaz. Unuttun mu? Oh,